Tekrardan herkese merhaba. Umarım Ramazan, mübarek Ramazan ayımız sağlık ve sıhhat içinde idrak ediyoruzdur. Lütfen aranızdan hasta olanlar veya düzenli olarak ilaç almak zorunda olanlar, tamam deneyelim, yapmaya çalışalım. Ama sağlığımız her şeyden önce geliyor. Onu da bir kez daha bir abi olarak hatırlatmak isterim. Allah hepinizin ibadetini, dualarını kabul etsin. İnsanlık olarak bu devirde ve bu yüzyılda gerçekten inanmış ve samimi insanların her dinden olursa olsun dualarına ihtiyacımız var. Bakın Mekke-i Mükerreme bomboş, Kabe bomboş, tavaf işi kuşlara kalmış vaziyette. Yani iyi gitmiyor işler. Yani bu kadar savaş, bu kadar zulüm, bu kadar çocuk ölümü, o Suriyeli çocuğu hiç unutamıyorum, 12 yaşında bir kızdı. Ölürken son anda hepinizi Allah'a şikayet edeceğim dedi. Bakın bu virüs çocukları öldürmüyor. Ama bizim gibi karar vericileri kolay öldürüyor. Yani ben inançlı bir insanımdır. Rabbimizin işaretlerine de bir bakmak lazım. Bütün siyasetçilerin, bütün devlet adamlarının hepsinin bu işlere bir bakması lazım. Bu işaretler iyi işaretler değil. İbadethaneler bomboş. Niye? Gitmeyen yok. Gitmek isteyen yok mu? Var. Gidemiyorsun. Böyle. Böyle. Huzura çıkamıyorsun. Yani işi uzatmak istemem ama çok üzülüyorum. Onu söyleyeyim. Bu yaşımda bu yüzyılda böyle bir şeyle karşılaşmış olmak ve bu kadar pervasız cinayetler, savaşlar, ölümleri yaşamış olmak beni hiç mutlu etmiyor, sizleri de etmiyordur. Konuya geçelim. Konu önemli. Çünkü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias denilen şahıs dün Türkiye'ye geldi, bir gün gecikmeli geldi. Türkiye'ye ne zaman gelse artık bunu bir şey haline getirdi bütün Yunanlı yöneticiler. Ne zaman gelseler önce bir patrikhane, oradan resmi görüşmeler. Biz büyük devletiz, buna da tamam. Zaten bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güzel açıkladı o konuyu. Bunların Sensinot Meclisi'ni falan kuracak halleri kalmamıştı. Çünkü Lozan Anlaşması'na göre, kanunlarımıza göre Patrikhane'nin bütün yönetimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda. Ama tabii Erdoğan bu konuda dini konularda özellikle hassasiyeti nedeniyle bunlara vatandaşlıklar verdi. Amerikalardan geldiler, vatandaş oldular bize ki Patrikhane'nin sistemi devam etsin. Mesela şu anda Kadıköy Metropoliti Amerika'dan gelmiş bir adam veya Fransa'dan, özür dilerim. Avrupa'dan gelmiş bir adam. Vatandaş yaptık. Kadıköy Metropoliti oldu Ortodoks Kilisesi'nde. Bugün Erdoğan çok doğru söyledi. Arkadaş sen benim müftüme bile izin vermiyorsun Batı Trakya'da. Yani nereden yakalayacağımı bilemiyorum. Bu kadar kepazelik. Avrupa Birliği üyesi bir ülkede Türk'üm diyen adama hayır sen Türk değilsin Müslümansın diyen bir zihniyet var ortada. Düşünün Avrupa'da başkentinde cami olmayan tek devlet ya ayıptır ya. Ya bir tane cami yıllardır yapacaklar dur bakalım yapacaklar mı yapmayacaklar mı yapsalar ne olur yapmasalar ne olur bir defa artık bütün negatif puanları toplamışlar üzerlerine. Şimdi bu Nikos Dendias dün Mevlüt Çavuşoğlu'yla basın toplantısına çıktı ve kavga çıkarttı. Bugün Yunan medyasından aldığımız bir izlenim bu kavgaya hazırlıklı gelmiş. Mitsotakis'le uzun uzun oturmuş konuşmuşlar. Sonra telefonlar dönüşmüş işte Ankara Atina arasında falan. Ve kavga çıkartmışlar. Zaten Erdoğan da bugün Cuma namazı çıkışında ne diyor?
Ya ben diyor bunu gayet güzel karşıladım. Sıcak bir görüşme oldu. Sonra bunlar gittiler toplantıya. E toplantıda bu kavga çıkarmış diyor. Bir tek orada çıkarsa iyi. O zaman hani diplomasinin içinde kalacak falan. Bir de geliyor basın toplantısında medyanın önünde. Niye? Niye seni söyleyeyim. Türkiye'nin devlet olarak refleksini çok iyi biliyor. Türklerin bu tür bir maraza karşısında sessiz kalmayacağını adının Nikos olduğu kadar biliyor. Ve kavga çıkartarak Avrupa'ya hala Türkler uzlaşmaz bakın kendi topraklarındaki bir toplantı sonrasında bile bize demediklerini bırakmadılar demek için bu kavgayı çıkarttı. Çünkü Yunanistan vasal bir devlet hep buradan söylüyorum arkadaşlar. Bunları normal özgür bir devlet, bağımsız bir devlet gibi görmeyin. Bu vasal daha kuruluşundan beri, 1825'ten beri böyle. Avrupa'nın bize doğru uzatılmış koçbaşı bu. Bu kadar basit. İşte Avrupa'yı arkasında toplamadan da yaşayamayacağını bildiği için sürekli propaganda, sürekli Türkler kötü, sürekli Erdoğan diktatör. Olay bu. Olay bu. Kavgayı çıkarttı. Bakın, bu ülkede bir lobi var. Açık konuşuyorum. Bu lobi hep şunu söylüyor. Efendim Türkiye çok yalnız kaldı. Gidelim işte konuşalım, edelim, uzlaşalım, müzakere edelim, anlaşalım. Arkadaşlar bu söylemde bir tek eksik var ve çok önemli bir eksik. Muhataplarımız bizimle anlaşmak istiyor mu? Muhataplarımız bizimle adam gibi konuşmak istiyor mu? İşte Dendias. Açık örnek. Yarın hiç tasvip etmiyorum Mısır'la uzlaşma çabalarımızı. Buradan da açıklıkla ifade ediyorum. Kanlı bir diktatörlükle uzlaşsanız da olur, uzlaşmasanız da olur. Mısır'da tıpkı Yunanistan gibi esir bir devlet. Onun bunun kuklası olmuş. Onunla uzlaşsan ne olur, uzlaşmasan ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009'daki One Minute'den bu yana çok doğru politikalar izliyor o bölgelerde. Özellikle Mısır politikasının altına imzamı atarım. Neymiş Müslüman kardeşlerciymiş falan. 8 milyar avroluk ihale için bu diktatörü askeri rejimle binlerce adamı öldürerek yüzlercesini cezaevlerinde işkence ederek öldürmüş Sisi'yi Alman Başbakanı Merkel Berlin'de kırmızı halıyla karşıladı. Fransa da öyle. Şimdi Türkler burada şerefli davrandı. Şimdi habire söylenen şu. Efendim Mısır'la bir anlaşmamız lazım. Mısır seninle anlaşmak istiyor mu? Yok. Mısır diyor ki sana, evet ben seninle masaya otururum ama senin diyor memleketinde İstanbul'da Müslüman kardeşler ve Mısır muhalefetine ait 3 tane televizyon var. Onları sen önce bir kapat veya kontrol altına al. Sonra benim mahkemelerimde yargılanan kaçaklar var senin İstanbul'da. Onları tutukla bana ver. Allah Allah. İsrail'le Mısır oturacaklardı masaya. Niye kilitlendi? Sorun bana, söyleyeyim. Hamasçıları, İstanbul'daki Hamasçıları istedi İsrail bizden. Verin onları bize. Onların çalışmalarına izin vermeyin. Filistin'de kimse sizin topraklarınızda çalışmayacak. Yoksa ben seninle müzakereye oturmam dedi. İyi mi? Hadi oturun şimdi. Şimdi bu yönlerini kimse anlatmıyor. Efendim sanki bütün kavga bizim gibi düşünen adamlardan çıkıyor. Ya kardeşim ben niye Yunanistan'la kavga ediyorum? Yunanistan benimle kavga ediyor. Bakın, bakın. Net söylüyorum. Bu Nikos Dandias denilen adam İstanbul'a gelmeden bir gün önce neredeydi biliyor musunuz? Bingazi'de, Libya'da. Kiminle konuştu? Halife Hafter'in siyaset lideri, o kanadın siyasi lideri, Bingazi'deki meclis başkanı Akila Salih'le konuştu. Peki, dün kavgayı çıkardı. Mevlüt Çavuşoğlu'na helal olsun, güzel cevaplar da verdi. Ben de olsam aynı, hatta daha sertini verirdim. Yani hiç umurumda da olmazdı. Şimdi, bugün nerede biliyor musunuz? Aynı Nikos Dandias. Hadi şimdi hazır olun.
Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ın Baf kentinde, aşağı taraftadır Baf, Doğu Akdeniz'de. Ne yapıyor Nikos Dendias? Dün kavgayı çıkartan 3 Dışişleri Bakanı ile Türkiye'ye karşı kurulmuş bir ittifakı kurumsallaşması için bir masada oturmuş toplantı yapıyor. Kim onlar? Ev sahibi tabii Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodides. Ama ikisi, sıkı durun, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed El Nahyan. 4 tane Dışişleri Bakanı, adam Ankara'da kavgayı çıkarttı, Kıbrıs'a geçti, Baf'ta Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de ne hale getireceklerini konuşuyorlar. Açık ve net. Bu normal bir ittifak değil. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Yunanistan, Rum toplanmışlar. Ne konuşacak bunlar? Aralarındaki ticari anlaşmaları mı konuşacaklar? Teknolojik işbirliği konusunu mu konuşacaklar? Ne konuşacaklar? Türkiye'ye ne yapacaklar mı konuşacaklar? Hepsi bu. Mısır niye yok? Mısır başka bir işi vardı herhalde. O da gelirdi. Şükrü de gelirdi. Semih Şükrü de gelirdi. Zaten bunlar son zamana kadar Birleşik Arap Emirlikleri yoktu. Dörtlü toplantıda biliyorsunuz İsrail, Rum, Yunan, Mısır'dı. Şimdi bir de Birleşik Arap Emirlikleri girdi bu işin içine. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Doğu Akdeniz'de ne alakası var? Daha geçen gün Yunanistan'ın koordinasyonunda İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçakları ortak tatbikat yaptı. Suudi Arabistan, Girit'e savaş uçağı indirdi, tatbikat yaptı. Donanmalar öyle. Bunlar bu tatbikatı kime karşı yapıyor arkadaşlar? Bir kimse, bir soralım bakalım. Rusya'ya karşı mı yapıyorlar? Hayır. İtalya'ya karşı mı yapıyorlar? Hayır. Ne bileyim ben, Cezayir'e karşı mı yapıyorlar bu tatbikatı? Kime karşı yapıyorlar? İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Rum, Yunan bir araya gelip askeri tatbikatı kime karşı yapıyor? Bulgaristan'a karşı, Romanya'ya karşı. Kime? Tabii ki bize. Bize. Bu adamların, hep söylüyor, uzlaşarak bu kuşatmayı yaramazsınız. İşte açık örneği karşınızda dün yaşadınız. Müzakerelerle bu kuşatma yarılmaz. Bu kuşatma Türkiye'nin iç cephesinde birlik beraberliğin sağlanması, dışa karşı tek yumruk kaosu yükseltmesiyle ancak aşılabilecek bir durum. Adamlar oturmuşlar masaya, para var, teknoloji var, Amerika arkalarında, Avrupa Birliği arkalarında. Daha kim olacak arkadaş? Daha kim, kimi düşünüyoruz yani? Hepsi bir arada. Ve bize karşı bu planlamayı yapıyorlar. Bakın, o BAF'taki bugün başlayan, yarın da devam edecek bu dört dışişleri bakanı. Yarın bir de çok müthiş bir adammış gibi Rum lider Anastasiadis de bunları kabul ediyor falan. Yani böyle bir de hani pabucumun Rum'una devlet muamelesi gösterme gibi bir durumları da var. Neyse, kimseyi de aşağılamak istemiyorum ama sinirim bozuluyor. Yani yaşanılanlar Türkiye'ye karşı büyük haksızlık. 85 milyon adamı haklarından mahrum edeceğim, limanlarına kadar kuşatma yapacağım, yere gelecek aşağılayacağım. Yok öyle bir hikaye. Yok öyle bir hikaye. Ölürüz, o hikaye olmaz. O hayal onları. Geçelim. Şimdi bunlar Doğu Akdeniz'den Türkiye'yi dışarı çıkartmak istiyorlar. O yüzden o Oruç Reis'i biliyorsunuz, Avrupa Birliği ile müzakereler çerçevesinde hükümet Antalya Limanı'na çekti donanmayla beraber. Bir manevradır, diplomatik bir manevradır. Ama gördüğümüz kadarıyla ne Avrupa Birliği'nin, ne Yunanistan'ın, ne Rum'un, ne de bir başkasının bizimle Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruyan bir anlaşma yapmaya niyeti yok. O zaman
Hem Oruç Reis'i çıkarın hem de donanmayı çıkarın. Kıbrıs'a da olmazsa orta menzilli füzelerimizi yerleştirin. Yerleştirin bir görsün millet bakalım. Oraya füze nasıl yerleşiyormuş diye. Görsün. Kullanmak için değil. Koyun oraya bir görün. Bakalım ne oluyor oralar. Nasıl bir durum oluyor. Şimdi bu BAF'taki dörtlü toplantıdan sadece Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi Antalya Limanı'na, İskenderun Limanı'na süpürme harekatı çıkmaz. Bu dörtlü toplantıdan net söylüyorum. Suriye ve Libya'da başımıza bela çıkar. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Rum ve İsrail Libya'da Halife Hafter'in tam anlamıyla arkasındalar. Akile Salih'le beraber çalışıyorlar. Bingazi'yi destekliyorlar. Bakmayın siz o Trablus'a falan gidip manevra yaptıklarını. İşte geçici Milli Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı Libya Dibeybe geldi 14 bakanıyla ve genelkurmay başkanıyla. Hepsine bir cevap verdi Türkiye ziyaretinde. Ve dedi ki bizim Türkiye ile yapılmış olan anlaşmayı bozacak halimiz yok. Bunun akabinde Nikos Bingazi'ye gitti. Şimdi o Gobi'deki arkadaşlara söylüyorum. Yani siz bu Yunanistan'la mı anlaşmaya çalışacaksınız? Bu İsrail'le mi? Bu Birleşik Arap Emirlikleri'yle mi? Hangisiyle anlaşacaksınız? Bunlar bildiğiniz planlanmış 2015 yılından bu yana planlanmış bir saldırı ve kuşatmayla karşı karşıyayız. Katar ve biz. Katar ve biz 2015'te planlanmış, hala devam ediyor. Başkanlar değişiyor, şu oluyor, bu oluyor. Bakın. Lavrov, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Kahire'deydi. Ve Türkiye'nin Ukrayna'ya askeri malzeme satmasına ilk eleştiri nedense Lavrov'un Kahire'deki temasları sırasında Lavrov tarafından söylendi. Yani Kahire'den bize dedi ki arkadaş bak bu adam senin düşmanın, bu senin karşındaki bir adam. Ben de geldim bu adamın yanından diyorum ki sana sen o SİHA'ları Ukrayna'ya satma. Ama kendisi neler sattı biliyor musunuz? Su-35'lere yeni paket, T-90 en gelişmiş Rus tanklarının Mısır'da ortak üretimi, S-300 füze sistemleri, her şeyi sattı çıktı orada. Peki o sistemler, o tanklar, o tüfekler Rusya'nın silahlandırdığı Mısır ordusu tarafından kime karşı kullanılacak? Anladınız. Bir gün eğer ihtiyaç duyarlarsa bize karşı kullanılacak. Mısır, biz uzlaşma çalışması yürütüyoruz. Mısır, Rusya ile beraber Suriye'deki Beşar Esed'in siyasi yaşamını uzatmanın yeni formüllerini konuşuyor. Şimdi böyle bir adamla siz masaya otursanız ne olur, oturmasanız ne olur. O yüzden özellikle şu anda devam etmekte olan BAF'taki ve cumartesi'de devam edecek olan o dörtlü toplantı bir kitaba konu olabilecek kadar önemlidir. Takip ediyorum. Belki de kitabını yazacağım. Çünkü orada planlanan yapılanma İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunan, yarın bir gün Suudi Arabistan, Mısır hepsinin bir araya geldiği o planlanma bir devleti doğrudan hedef alan bir planlanma. O yüzden o lobinin laflarına fazla dikkat etmeyin. Efendim İsrail'le anlaşırsak şu olurmuş. Mısır'ı çantada keklikmiş. Ha, bunların hepsi palavra. Bunların hepsi palavra. Ayrıca buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum. Etrafınızda özellikle Mısır'daki askeri rejimle iyi ilişki konusunda ikna kabiliyetini kullanmaya çalışanlar varsa onlara şöyle bir bakın.
Siz Mısır'a 2013'ten bu yana son derece doğru bir davranış sergilediğiniz için bütün bir Müslüman coğrafyada öne çıkan bir lider olarak kabul ediliyorsunuz. O adamla yapılacak bir temas Arap sokağı ve diğer coğrafyalarda müthiş bir dalgalanmaya yol açacaktır. Nasıl Kudüs'ü savunmakta kararlıysak, Mısır halkının da demokrasisini aynı şekilde savunmak zorundayız. Anladınız. Sert bir dönem. Uyarıyorum. Her an her şey olabilir. Karşımızdaki güçler fena halde hareketliler ve birbirlerinden de pek memnun gözüküyorlar. Bizim yapacaklarımızı da burada sıralamaya devam edeceğiz. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum.